Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 2018 Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Ocak ayına güçlü bir dolunayla başlıyoruz. 2 Ocak'ta Yengeç burcunun 11 derecesinde dolunay meydana gelecek sizin 8. evinizde. Evet, Balık burcundaki Neptün'den de güzel bir destek aldığını görüyoruz. 8. ev özellikle finansal paylaşımlar, hisseli paralar, eş ve ortağınızın parasal kaynakları, şifa, arınma, tedavi gibi bazı alanları, ruhsal konuları işaret eden bir ev olarak bu alanlarda yardımcı enerjilerin güçlendiğini görüyoruz. Yani eşinizin kazançlarında tatmin edici gelişmeler olabilir. Bazı maddi desteklere kavuşabilirsiniz, bir kredi alabilirsiniz. Özellikle emlak almak için emlak kredisi gibi konular gündemde olabilir. Vergi, sigorta, miras, nafaka gibi yine hisseli paralar alanında da beklediğiniz ama bir türlü sonuçlanmayan konular bu dolunayda artık sonuçlanabilir ki sizin hani sizin yararınıza olacak gibi görünüyor. Çünkü güzel yardımlar alabileceğinizin işareti var. Özellikle aileden gelen destekler finansal anlamda bu dönemde artabilir. Evet, Jüpiter, gezegeniniz Jüpiter Akrep burcunda, Mars Akrep burcunda. 12. evinizdeki bu hareketler şu dönemde ruhsal, spiritüel ve bilinçaltı konularda da oldukça faaliyet alanınız faaliyetlerinizin yoğunlaşabileceğini gösteriyor. Yalnız kaldığınız zamanları çok verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Sağlıkla ilgili tabii ki terapi, şifa, arınma çalışmaları için de iyi bir süreçtesiniz. Bu dolunayla beraber bunlar da gündeme gelebilir. Bazılarınızda bir diş tedavisi gibi bir sağlık sorununuzu çözme kavuşturmak ve hani köklü, uzun vadeli bir sonuca ulaşmak için Ocak ayının özellikle ilk yarısını değerlendirebilirler. Çünkü Mars'ın ve Jüpiter'in Oğlak burcundaki Venüs, Güneş, Plüto ile güzel destekleri var. Bunlar sağlıkla ilgili konular, özellikle diş gibi ve buna benzer bazı problemlerinizi çözmek için estetik amaçlı da olabilir bunlar. Çünkü Venüs'ün de güzel bir desteği var. Rahatlıkla hareket edebileceğinizi ve güzel, başarılı sonuçlar alabileceğinizin işaretçisi. Ayın 11'inden itibaren Merkür artık Yay burcundan ayrılıp Oğlak burcuna geçiş yapacak. Ayın 13'ü ve 17'si arasında Koç burcundaki ileri harekete dönen Uranüs'ün Oğlak burcundaki Güneş ve Venüs'le dik açısı var. Bugünlere biraz dikkat etmekte fayda var. Çünkü Uranüs'ün Güneş ve Venüs'te yapacağı açı beklenmedik bazı masraflar gelebileceğini ve finansal durumunuzda böyle ani hareketlerin olabileceğini gösteriyor. Ki özellikle yatırım gibi konular varsa hayatınızda hani finansal piyasalar, spekülatif piyasalar, borsa gibi konular. Özellikle ay ortalarında bu dengeye dikkat etmekte fayda var. 17 Ocak'ta Oğlak burcunda bir dolunay, yeni ay doğacak. Uranüs etkili bir yeni ay ve parasal evinizi etkiliyor yine. İşte bu yeni ay özellikle yapacağınız yatırımlarda, harcamalarda biraz daha istikrarlı hareket etmenizi gerektirecek. En azından ayın son günlerine kadar Uranüs etkisi orada ani stresler meydana getirebilir. Ayın 18'inden itibaren Venüs Kova burcuna geçiyor. 20 Ocak'tan itibaren de Güneş Kova burcuna geçiyor. Artık ayın son haftası özellikle 3. ev konularınız biraz daha aydınlanacak. Güneş sayesinde, Venüs sayesinde yakın çevre ilişkileriniz ve kardeşlerden daha fazla destek aldığınızı hissedebilirsiniz. Seyahat etme isteğiniz, yeni şeyler öğrenme, okuma isteğiniz de artacak bu gelişmelerle beraber. Oğlak burcundaki Merkür'ün ayın 23'ü, 24'ü, 25'inde Neptün, Plüto ve Jüpiter'de güzel kontakları var sevgili yaylar. Para alışverişleri, ticari konularda oldukça verimli günler. Bugünleri iyi değerlendirmeye çalışın. Güzel kazançlar olabilir. Ay sonunda da tekrar bir dolunay var. Aslan burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Ama bunun etkilerini daha çok Şubat ayı içerisinde göreceğiz. Sizin için güzel bir dönem. Ay sonuyla beraber Şubat ayı, Aslan burcundaki tutulma, Kova burcunda meydana gelecek Güneş tutulması, bunlar sizi gerçekten keyiflendirecek güzel gelişmelere zemin hazırlayabilir, imkan verebilir, size yeni kapılar açabilir. Detayları önümüzdeki ayın yorumlarında konuşacağız. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.